Bu kez de Duygu'yu çok merak ettiğinizi de biliyorum. Hatta Kader de dedi ki Duygu nerede dedi. Duygu yayından çıktıktan sonra burada olaylar, acayip acayip olaylar çıktı. Ya niye böyle bunları yapıyor? Niye bu kadar fevri hareketler gösteriyor? Duygu da daha 18 yaşında. Yani sevgili Kader annesine babasına hasretlikten yanlış tutuşmuş. Annesi de Duygu'ya diyor ki kurban olurum diyor, sevgi gösterisinde bulunuyor. Neler yapıyor kadıncağız? O da onu itiyor yani. Yani bu arada yayın çıkışında neler yaptıklarını şimdi Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de koydum. Ama şimdi birazdan ekranda da hepsini, tamamını da ekranda yayınlayacağım. De, gelir misin Duygu'cum? Kaderin yaşadıklarını duyunca biraz ders çıkartıyor musun? Otur bakalım yani. Kızcağız annesinden, kanından, canından birine sarılmak için neler yapıyor? Annen sana sarılıyor, itiyorsun. Ya annen... benim annem bu değil. Ne demek senin annen bu değil ya? Değil. Sevgi, gelir misin tatlım? Allah Allah ya. Yalan söylüyorum. Gülcan'la tık tık meşaslaştın, kaçmaya gittin. Gel bebeğim. Ben anneyim. Vallahi bak. Gururla da söylüyor. Hataları var. Olabilir dedim hanım hatalarım. Her kızın bir hatası var yani. Kızımın hatası yok mu zannediyorsunuz? Kızımın da hataları vardır. Duygu niye meşaslaştın da kudurdun? Gülcan değil. Ya sus ya Duygu ya. Meşaslaştın. Gösterebilir mi yani meşazları? Tamam da o Gülcan'ın tanıdığıdır kesinlikle. Tanıdığı da değil. Buralı zaten Ankaralı değil. Nereli? Ya ben vallahi yemin yani ederim ki... Birinin etkisi altında kaldığını, o yüzden tabii de annene tepki gösterdiğini düşünüyor anne. Kalıyor. Her ben şey ismi söyleyebilir miyim? Siz kızacaksınız ama biliyorum. Yok niye kızacağım ya, söyle. Ya söyle. Tebrik ediyorum seni. Niye kaçmak istedin kızım? Yok yok, başka bir, ben kim olduğunu öğrendim. Tebrik ediyorum seni. Bu mu yani? Dedim. Ama sinirlendim ya. Siz biliyor musunuz kim olduğunu? Bilmiyorsunuz değil mi? Didem Hanım ne dedi bu biliyor musun? Ben bunların konuşmasını tek 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 beynimde kurcalıyorum. Anne dedi, sana dedi, kardeşler abime dedi, evden dedi birisine dedi, bir şey olursa dedi ben yaşayamam, ölürüm dedi. Niye öyle dedin bana? Sebebi neydi kızım? Onlar tilki, ben aslanım, bunu unutma. Vallahi. Niye öyle dedin bana? Ne dedi bir daha söylen, ben sinirden dinlemedim ya. Ya anne dedi, abime dedi, sana dedi, kardeşlerime dedi, bir şey olursa dedi, ben dedi yaşayamam, ölürüm dedi. Allah Allah. Bu cümle ne demek ya? Dedin dedin. Ne zaman dedin? Bir sene falan oluyor. Arkadaşlar annesinin dedikleri çok önemli bilgiler söylüyor. Bir sene önce, yani buradaki konuşulanları KJ'ye taşır mısınız lütfen? Bir sene ezeli dedin. Bir seneden fazladır onları tanıdıkların da. Niye öyle dedin? Eğer Duygu anneleri kurtar kızım. O insan o acıyı unutamaz. Anneleri kurtar. Siz cahilsiniz bak, anlamıyorsunuz. Anneleri kurtar. Ne uyku uyuyorsun, ne bir şey yapıyorsun dedim adım ya. Beyza bile dedi, anne sen dedi niye uyumuyorsun ya dedi. Uyumuyor anne, biliyor musun? Niye uyumuyorsun dedi. Vallahi dedi, bak Beyza, bak buraya gelmeden ezeli Beyza dedi bunu. Anlatacaksın hepsini. Niye kaçtın? Niye fevri artı hareketler yaptın? Birazdan o görüntü ekranlara getireceğim ama bir bölümünü şu anda Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram'da yayınladım. Tamamını ekranda yayınlayacağım. Sen annene o hareketleri dün neden yaptın? Annem ayaklarına kapanacak bir anne değil. Yemin çok ederim pardon, değil. Annen niye senin ayaklarına kapansın? Kapanmadım ki ne? Tamam gitme hep diye. Babam babam diyorsun. Niye hiç annem demiyor? Ya.
babam diyorum, bak farkındaysan. Babam dedim önce gözlerinden yaşlar süzülüp, niye annem dedim önce yaşlar süzülmüyor, ne yaptım ben o kadar sana? Babam diyor. Ya tırnağın ucunu attım sana akşam, yüzün uyanmasın diye tırnağın ucunu. Abi ben uyumuyorum ki, ben mesela telefonda otelle akrabalarıyla da konuşuyor. Uyuyor gibi yapıyorum ama uyumuyorum. Hepsini dinliyorum. Arkamda atıp tutuyorlar güzelce. Ya Duygu, atmıyorum seni arkandan. Bak burada aileme de söylüyorum. Duygu'yu ne olursun aramayın. Ve destek verin. Telefonda bunu ailesiyle konuştum. Grup beni eklediler. Ben de dinleme. Dinleme, niye dinliyor? Gayet güzelce arkamdan konuştular. Dinleme. Dinleme kimseyi. Ben senin yanındaysam tamam. Tamam, iş bitti o zaman. Sen ne yapmak istiyorsun? Ben hiçbir şey yapmak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Sen de Fadime gibi yarın işe mi girmek istiyorsun? Bu mu yani? Ya ben alıştım ya zaten, burada hayatım sıkıntı yok. Ha, tamam ben sana güvenmiyorum ki. Ben güvendiğim insanlarla çalışırım. Güvenmediğim insanları yanımda tutmam ben. Didem Hanım, bana güvenir misiniz? Bana güvenir misiniz? Ben sana güvendim ya. Ya? Tamam. Ya çalışıyordu mu? Yok, çocuklarım var. Ben iş ve işçi bulma kurumu değilim yani. Sana güvenmememin bir nedeni var. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Meşazlaştı. Ya şifreli meşazlaşıyorsun. Ben meşazlaştığı kişiyi biliyorum. Onunla alakası bile yok. Ya keşke Gülcan olsa, öyle söyleyeyim yani. Duygu, Hüseyin Ravan kim? Okul arkadaşım. Burada niye soy ismini söylüyorsun ki şimdi? Soy ismini kapatıversinler. Hüseyin kim? Okul arkadaşım. Ortaokul, ilkokul arkadaşım. Bir de Duygu, sen yurttan niye her cumartesi evcildiğin çıktın da eve gelmedin? Ya ne evcisi ya? Evcil çıkmışsın ya, bizzat ya gözlerim. Ya bak, sen onu bilmiyorsun. Bak, çarşı izni. Yok, okumam yazmam var. Yatma izni çıkmışsın kızım ya. Bir kere çıktım, o olayı da biliyorsun. Yok değil. Ben her hafta listeye baktım, benim okuma yazmam var dedim hanım. Listeye baktım, her hafta çıkmış. Nereye gittin? Nerede yani? Nerede yatıp kalktın? Yatılı nereye gittin? Gülcan'da. Gülcan'da. Oğlum bak, Gülcan... Gülcan'da. Ben o zaman Gülcan'la konuşmuyordum bak. Ya Gülcan iyi söylemiyorlar ya. Gülcan ne iş yapıyor? Gülcan ne iş yapıyor? Garsonlukta çalışıyordum. Nerede garson olarak çalışıyordu? Onu bilmiyorum. Nasıl bir mekanda? Ne bilmiyorsun kız? Onda da durdun ya, onun yanında da. Nasıl bir mekanda garson olarak çalışıyordu? Kafe, pide. Pidecide. Her şeyi biliyor, anlatmıyor. Gülcan'la ev tutacakmışsın, neden vazgeçtin? Yo, biz de vazgeçmedik. Öyle demişsin. Ev tutucu, sonra Gülcan'la sürekli gezmişsin, tozmuşsun. Gülcan evden Adem'in yanına gitmiş, sevgilisinin yanına. Sevgilisi değil. Dostu. Kim? Ne diyeyim, hangi sıfatı kullanayım? Dostu. Ailesinin akrabası. Hayır, öyle aile akrabası olmaz ki. Ben akraba mı görmedim? Ben akrabayı çok gördüm. İnanılmaz ketumsun ya. Sen nasıl bir çevrenin içindesin ki hiçbir şey söylemiyorsun onlarla ilgili ya? Bunlar çubukta seni tehdit mi ediyorlar? Ediyorlar. Tehdit edecek bir durum yok ki. Niye öyle dedin bana, bir sene ezeli? Ya bir sene ezeli, bak ben bir sene ezeli değil. Şu an ben sizi istiyor mu? İsteyeceksin. İstemiyorum. İsteyeceksin. İsteyeceksin. Sen razı olmadan ben hiçbir yere de gitmiyorum. Gitmeyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Çünkü onlar sağlam ayakkabı değil, çetiymiş. Ha, çeti. Didem Hanım. Kendi kendine vuruyor. İyi çetiymiş hem de. Didem abla. Benim okul arkadaşlarım vardı. İlkokul, ortaokul. Ortaokul 8. sınıf, 7. sınıf. Köyde... Oradaki adamlar da mı sağlam ayakkabı değildi? Yok, ben oradaki adamlara bir şey demiyorum. Köydeki arkadaşlarının kötü kelimeler kullanıyorlardı. Aynen, annem, hepsi, baba. İkisi de aynıydı yani. Sonra liseye geçtim. Şu şöyle bir şöyle arkadaşım var. İyi bir arkadaş. Yalansa yalandı. İyi oynuyor. Oynarım ben, çok güzel oynarım. Oyunu da iyi yaptın. Kelimelerle de iyi oynuyor. Aynen. Sen bu değilsin bak. Bu değilsin. Bak benim oynuyor. Gördüğüm... Bak, ben anneleri kurtarmaya çalışıyorum. Duygu, tamam, ben bak gördüm, eski annem yok karşımda. Yok. Ha? Bak beni birinci ilk
kaçtım günü, he? Tamam mı? Kaçtın. İçeride gir dedin, tamam mı, götürürken dedin demedin mi? Tamam. Tamam, 3 gün akküte aldım. Bak benim imkanlarım yok bir. Orada. Tamam, ben anlatıyorum. Yerinde. Tamam, sus bir, ben anlatıyorum. 3 gün akküte kaldım, anam baban aklımı çeldi, kendi köylerine götürdü. Geldin orada benim psikolojimi bozdun, o zaman kendime zarar vermeye... Bu sefer kartlarımı kırdın, hakaretler yine etmeye başladın. Annenle babanla... etmedim ben. Bak annem de bağlanabilir. Ben hakaretinden annenle etmedim. Annenle babanla arkandan yine atıp tuttun. Yine tıkımı çıkarmadın. Ben orada bu sefer katlanamadım. Yine gittim orada. Önce sevmiyor muydum? Sevmiyor ya muydum? Ya sen istiyordun, veriyordun ben. Sus yaşında de, sus olduğunu istiyordum. Aklımdan tamam, gelsin değil mi? Seviyor muydun, belki. Sevmiyor muydum kuzenim ilk önceden? Seviyordun bizim. Ne dedi? Tamam vermiyordu. Sen niye aileyi katıyorsun? Bak hebire bire. Ailemi niye katıyorsun hebire bire? Doğruları söyle. Sana annen ne dedi? Aile ne dedi? Korkuttu, korkuttu. O zaman benim arkadaşım da seni korkuttu diyelim hadi. Korkuttu. Korkuttu. Sen boşuna mı çabalıyorsun? Çabalıyorum, boşuna çabalıyorum. Tazığı mı kaçıyorsun ya, canavarsın ya? Ben de tazığı aslanım. Tazığı mı kaçıyorum? Aslanım. Bak sen bu değilsin, bu değilsin. Bak, ben ayaklarına kapanacak annem değilsin. Kaçacağım be, tutacağım seni. Tutacağım. Bak ne dedim sana? Bak şeyden benim getir, şu an arkadaşlarım... Kapıdan getirdim önce. Arkadaşlarım ne kötü dedi? Gitsen dedim, Almanya'ya gitsen yine bulurum seni. Bulursun. Dedim. Bulursun, gelir miyim? Mi? Gelmem. He gelmezsin. Gelir miyim, gelmem. Bana zarar verecek insanın yanına gitmem ben. Ne zarar veriyorum ben sana ya? Bir tokat bile vurmadım sana ben orada. Vuramam diye, vuramam. Gel diye, geldin, gel diye, gel diye. Gel diye vuramazsın zaten. Vuramazsın, gel diye, gel diye. Yanıma gel diye. İyi anne rolü oynuyorsun sen. Ne iyi anne rolü, Duygu? Ya otelde bak. Üç kere öldüydün bak ben, üç kere. Ne üç kere? Ben sen üç kere yanlışlıkla ölüyorum. Bunlar İspanyalamak için, İspanyalamak. Bacakları da titriyordu. Didem Hanım bacaklarına sarıldım, bacakları da titriyordu. O anları yakaladım. Birazdan ekranlara getireceğim de aranızdaki meseleyi bir anlamaya çalışıyorum. Ya anneni sen önce gitmeyeceğim dedin. Sonra annenle beraber aynı evde kalmayı kabul ettin. Sonra ne sürekli... bileyim düzelir sandım. Ben güvenemiyorum artık anneme. Yani sürekli Duygu... Ya ben sana bir şey demiyorum ki Duygu ya. Bak senin buradan, burada yaptıkların şey ek... Bak. Hayır öyle mi de ya, hayır bir şey yok ya. Ya Didem abla gördüm ya, yapmayın ya. Ama okumadım ya. Bile Duygu. İnanmıyorum. Sonra okumadım ben gördüm sonra ya, sizler tatlı yapmayın. Yani şunu söyleyeyim, Duygu'nun annenin sana gösterdiği, bir dakika. Annenin sana gösterdiği sevgi gösterisinin gerçek olmadığını düşünüyorsun. İnanmıyorum abla, inanmıyorum. Ha, sevdiğini düşünmüyorsun. Düşünmüyorum abla, bak benim annem... Ya o yanlış ya, böyle bir şey yaptın mı başlık ya parası? Ya hayır ben başlık parası falan istemem çocuklarımdan Didem Hanım ya. Ya peki kaderin annesi anne öyle mi? Senin annen anne değil yani. Ha? Öyle mi? Keşke benim annem de öyle olsa. Gerçekten ha, rahat ya. Rahat gezeceydin. Aa. Kaderin annesi. Peki ne demek ya, istiyorsun ya, ben anlamadım. Ya. Hep aileme karıştırıyor. Ya kaderin annesi ağır laflar söylüyor, babasını bile söylüyor. Benim annem babam da ağır laflar söyledi. Ben hiçbirinde tınlamadım zaten. Benim annem... Ağzın iyi de değildi bak. Kelimeleri hiç iyi değil senin. Dikkat et konuşmalarına da, bana küfürler ediyor diye konuş lütfen. Bana küfürler edip de konuşuyordu zaten. Sen niye ona çocuğa öyle davranıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim, seni sevmese buraya gelir mi ya? Amacı zaten anneme köy bak. Amacı ne annenin, amacı ne? Ben şu an anneme dedim ki siz dediniz yani kararınıza niye vazgeçiyorsun diye. Annem diyor ki gel köyümüze gidelim, köyümüze yaşayalım. Çünkü ben de diyorum ki ortamın değişmesi lazım. Senin ortamın... Köye geçince ortam değişecek mi ya? Ortam yok ki zaten. Var. Her ortamın neyse. Ortamın değişmesi tamam, lazım. Sus be, sus. Sen kal burada. Tutsana. Tuttuk seni. Tutamadınız ki. Adam diyor telefonu alıp kıracaktım ben orada. Cebine... Şey yapıyorsun. Ne yapmamızı istedin senin için? Yapmadık biz.
Ya biz sana ev bulduk, iş bulduk ama sana güvenmediğimiz için söylemiyoruz ama biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çünkü ben senin o, o evde annenle değil Gülcan ya da Ayşe ile yaşayacağını düşündüğüm için söylemiyorum. Bakın Didem Hanım, ben ev, iş hiçbir şey talep etmiyorum. Bak gerçekten bak duygu düzeleneceğim. Hiç bir şey dedim mi? Talep ettim mi? Annen zaten bizim her şeyimiz var diyor. Ya senin değil ki onlar, senin kocanın ya. Senin kocanın kocamın daha sen, benim. Kocamın benim. Kocanın senin. Kocanın senin. Olmam. Dahi olmadı lan 18 yaşına kadar. Tamam olsun bundan sonra Duygu. Olsun. Bu olaylar olduktan sonra ben bu olayları unutacağım mı sanıyorsun? Niye bu kadar öfkelisin ya? Seni anlamaya çalışıp sana yardımcı olmak isteyen insanlar var etrafında. Sen ne olursa mutlu olursun Duygu. Belli yüzün gülmüyor. Bak ben de uyumadım seninle ben beraber. Bak saat 7'ye kadar uyku falan uyumadım bak. 7'ye kadar. Ben de uyumadım Duygu, seninle beraber. Kaderin yaşadıklarını görmedin mi? Neler gördüm. Yaşamış sokaklarda kalmış biliyorum, nelerle. Biliyorum ben Kader ablayı da dinledim. Yani. Neler yaşamış neler yani. Herkesin hayatına göre acılı bir hayat var zaten. Herkes evet hayatı, bak herkes şey dört dörtlükte değil. Öyle bir şey de demedim zaten. Şimdi bir araya gideceğim. O görüntüleri, bahsettiği görüntüleri ekranlara getireceğim. Yani bence yani ben annen seni seviyor. Samimi olarak bunu düşünüyorum. Kader yani, ablaya sorsanız da şey anne şey kardeşim düştü. Ya özür dilerim başına ama. Başında falan durmuyor. Tamam. Kardeşim kafası şey kanadı biraz. Bak kendi senin ardında gezeceğim diyin. Gezme. Ya, gerçekten akıl almaz görüntüler sevgili izleyiciler.